Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Spara yayınlarından çok güzel bir parabol sorusu çözeceğiz. Öncelikle isterseniz sizler bir uğraşın. Soru çok klasik gibi duruyor ama inanın o kadar klasik bir soru değil. Biraz farklı bir soru. Benim hoşuma gitti. Sizlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum tam sınav ayarında. Kanalda abone olur, videoları beğenirseniz sevinirim diyorum ve ben soruyu çözmeye başlıyorum sayın arkadaşlarım. Şöyle yapalım. X kare artı 6x eksi 2 parabolü ile 2x artı 1 doğrusunun kesim noktalarının ordinatları çarpımı nedir? Şimdi şöyle bir parabol varmış. Ve bunu kesen şöyle bir doğru varmış. Şu kesim noktalarının ordinatları çarpımını bize soruyor. Biz şimdi bunları kesiştirmek için ne yapacaktık? Ortak çözeceğiz. X kare artı 6x eksi 2 eşittir 2x artı 1 diyelim. X kare artı 4x eksi 3 dedik. Evet, bunun kökleri ayrılmıyor. Çarpanları ayrılmıyor yani bu denklem. Delta'dan da girsek biraz gıcık şeyler olacak değil mi? Yani delta'ya bakalım. Kökü var mı? B kare eksi 4ac kökü var arkadaşlar. 28 delta sıfırdan büyük. Bu denklemin kökleri, şöyle işaretlediğim denklemin kökleri bunun kesim noktalarını veriyor. Parabol ve doğrunun kesim noktalarını veren denklem bu. Kesim noktalarının ordinatları çarpımı diyor. Bakın y'lerinin çarpımı diyor. Ben eğer şimdi burada x'ine x1 dersem, y'yi de şurada koyarsam ne olur? 2x1 artı 1 olur. Yine aynı şekilde bunu da burada yazarsam, doğrunun üzerinde olduğuna göre doğru denklemini de yazabilirim. 2x2 artı 1. Ordinatlar 2x1 artı 1 ve 2x2 artı 1 oldu. Ve bunların çarpımını sormuş bana. Çarpalım. 4x1 x2 2x1 2x2 artı 1. Şurayı da iki parantezine alırsak x1 artı x2. Gördüğünüz gibi burası kökler toplamı oldu. Sol tarafta kökler çarpımı oldu. Şimdi sorunumuz şu. Bu kökler toplamı ve kökler çarpımı acaba hangi iki denklemin kökler toplamı ve kökler? Hangi denklemin yani? Şu denklemin mi? Alttaki bu denklemin mi? Tabii ki bunun arkadaşlar. Neden? X1 ve X2 bunun kökleriydi. Yani kesim noktasını veren denklem. Dolayısıyla kökler çarpımı C bölü A idi. Kökler çarpımı yani eksi 3 bölü 1. Şurası eksi 3. Kökler toplamı eksi B bölü A idi. Eksi B'si eksi 4. A'sı da 1. Şurası da eksi 4. O zaman ne oldu? Eksi 12, eksi 8 artı 1, eksi 19 çıktı arkadaşlar. Bence son derece şık, güzel bir soruydu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.